Merhabalar, bu videoda 31. haftada kullandığımız, daha doğrusu yaptığımız yüz tanıma teknolojisiyle ilgili ikinci bir uygulama geliştireceğiz. Bu uygulamada yüz hatlarının tanıtımını, gösterimini yapacağız. Bakın şöyle, burada Stampedia'nın kendi dokümantasyonunda yüz hatlarının bu şekilde tanıtabileceğini söylüyor. Burada 68 Landmark Point isimli bir tane kütüphane var. Aslında bu bir Python kütüphanesi. Şöyle. Bunu PictoBlock'ta yapabileceğimizi, bu kütüphaneyi kullanarak bloklarla geliştireceğimizi söylemiş. Yüz hatları yaklaşık 68 nokta olarak belirlenmiş bu kütüphanede. Her bir noktanın da bir işlevi var. Bu noktaların her biriyle isterseniz görevleri yerine getirebiliyorsunuz. Hani gülmüş mü ya da başka bir şey yapmış mı? Buna benzer şeyler yapabilirsiniz. Şimdi biz bu hatları çizelim. Şimdi bunun için PictoBlock'ta eklentilere geleceğiz. Şöyle. Face Detection kütüphanesini kullanacağız. Şimdi olaylar. Yeşil bayrak tıklandığı zaman önce gizlensin. Şu görünümden gizle diyelim. Sonra tabii bunu Toby ile yapmayacağız. Yeni bir kukla ekleyelim. Mesela şu Bol isimli kuklayı deneyebiliriz, kullanabiliriz. Tamam. Kodları bunun içerisine atalım ve Toby'yi silelim. Şimdi boyutu büyük bunun yüzümüze göre ayarlamamız lazım. Boyutunu %15 yapsın. Bunu manuel elle de yapabilirdik. Kodlarla yapalım, şöyle bloklarla. Şimdi Face Detection'a geldik. Ekrana, daha doğrusu kameraya sahneyi transparan olacak şekilde ayarla diyoruz. Sürekli tekrarla. Analiz from kameraya da sahne. Şu. Kamerada olabilir, sahnede. Çünkü yüzümüzü zaten sahneye verecek, değişen bir şey yok. Şimdi burada kamerayı açtığımızda bir tane haber salalım. Haber bir haberini salsın. Şöyle. Sonra eğer ekranda yüz algılandıysa. Şimdi get face. Burada şu. Ekranda yüz algılandıysa. Peki bunu nasıl bunun içerisine koyacağız? Bu büyük sıfırsa diyecek. Ekranda bir yüz varsa. Bir tane değişken oluşturalım. Değişkenimizin adı Land olsun. Land değişkenine başlangıçta sıfır yapsın. Şuradan Land'ı seçmemiz lazım. Sonra 68 tane nokta olduğunu belirtmiştik. Uygulamamız 68 defa çalışsın. Bu land noktalarını göstereceğiz. Sonra da bu land değişkenine bir değiştirsin. Şuradan land'ı seçeceğiz. Ve ikizini yaratsın. Bir sonraki adıma geçsin. Şurada. Kendim ikizini yarat diyor. Bakın şuraya koyduk. Tamam. Haber iletisi geldiği zaman bunun içinde şu kontrolde miydi? Olaylara gelelim. Heh. Haber bir haberi salınınca bu ikizi silsin. Mevcut ikizi. Önce oluştursun noktayı, sonra silsin. İkiz olarak yaratıldığımda ise bir tane oraya nokta koysun. İkiz olarak yaratıldığımda hareket XY konumuna git. Bu yalnız bir saniyede olmayacak, doğrudan gidecek. Şunu alacağız. Diyeceğiz ki Face Detection Get X Position Landmark diye burada bir tane bizim bloğumuz olması gerekiyor. Hemen bakalım. Bakın şu.
Şunu x konumuna, x'ine, y'sini de y konumuna getirsin. Bunu yaparken de hangi değişkendeyse, yani kaç numaradaysa, şurada. Bakın her birinin bir numarası birden başlıyor. Hangisinin bir numarası varsa, yani hangi numaradaysak daha doğrusu, olan da gitsin. Şuradan da lambda alalım. Ve göstersin bunu. Görünüm. Göster diyelim. Evet. Kontrol edelim. Sıfırdan büyükse lambda 0 yap. 68 defa çalıştır. Bir kere kendim ikizini yarat. Haber 1 gelince de haber 1 geldiği zaman ne oluyor? Sahneyi analiz edecek. Önce ikizi, yani bunu silecek. Sonra gösterecek. Her ikiz olarak başladığında da pıt 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 göstermeye çalışacak. Şimdi bunu çalıştıralım. Şimdi uygulamayı çalıştıralım. Bakın, landmarkları çizdi. Bu şekilde yüzümüzü algıladığı zaman çizim işlemine başlıyor. Yüz landmarklarını çizebilirsiniz. Şimdi bu landmarkları nasıl kullanırız ona bakalım. Bakın yeşil bayrak tıklandığında sürekli ekrana şöyle kamerayı açsın, analiz etsin, bloklarımızı bozduk. Bakın. Diyelim ki bir numaralı landmarka konumlanmasını istiyorum ben. Açtık. Tabi bu en son gizlenmişti, gösterelim. Bakın yüzümdeki noktayı takip ediyor. İstediğimiz konuma istediğimiz şeyi yapabiliriz. Mesela bunu çoğaltalım. Şöyle. Bizim burada 68 landmark face'imiz vardı. Bununla ilgili sonradan göz açıp kapama projesi yapabiliriz. Mesela 38 numarayı bunu konumlandıralım. 38 numaraya git. Y konumu da 38 olsun. Şu bastık. Bakın. Gördüğünüz gibi gözümün burada üst noktasına bunu yerleştirmiş oldum. Yani burada istediğimiz işlemi yapabiliriz. Göz açıp kapama projesi, ağzın açıklığını kontrol projesi. Ya da benzer şekilde herhangi bir nokta üzerinde de bu şekilde işlem yaptırabiliriz.